Almanya Augsburg'dan herkese selamlar. Ben Gökhan. Nasılsınız görüşmeyeli? YouTube'a video atmayalı bir yıl kadar olmuş. Bundan sonra haftada en az bir video ile YouTube'da da olacağım. Normalde Instagram, Telegram ve Facebook üzerinden paylaşımlarım oluyor. Bunda da ağırlıklı olarak buradaki insanımızın ya da buraya gelecek olanların entegrasyonu ve oryantasyonu ile ilgili paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. Özellikle Telegram'da buna dair birçok doküman paylaştım, paylaşıyorum. Bundan sonra YouTube'da dediğim gibi haftalık en az bir video olacak ve bu videoların içerikleri de sürpriz olmasın. Dediğim gibi öncelikle oryantasyon, entegrasyon süreçleri ile ilgili. Onun dışında buradaki ehliyet dil kursları ile ilgili yapacağım röportajlar var. Yine bunun dışında buradaki tanıştığım sanatçılarla röportajlarım olacak. Ayrıca buradaki önceden gelmiş kişiler veya akil insanlarla görüşmelerim olacak. Bunun dışında da Augsburg ve Bayern eyaletinde ve gidebildiğim kadar Almanya'nın farklı bölgelerindeki güzelliklerin tanıtımını yapmaya çalışacağım sizinle. Şimdi bugün kafamda 5-6 tane konu var. Hem derleme toparlama videosu olacak bu biraz. Bir de bu videonun aslında adını da şimdiden koymak istiyorum. Bu video Almanya'ya yeni başlayanlar videosu olsun. Önceden bahsettiğim bazı başlıklar vardı. Onların da bir derlenmiş, toparlanmış hali olacak. Yalnız bugün aşırı kalabalık burası. Normalde de kalabalık ama ben bu kadar beklemiyordum. Onun için bakanlar var sağdan soldan. Biraz kendimi de toparlamaya çalışıyorum. İki hususa değineyim, sonra konulara geçeyim. Bugün 7 tane konuya değinmeye çalışacağım. Öncelikle belirteceğim şeylerden bir tanesi şu, ben sizin durumunuzu bilmiyorum. Buraya gelecek kişi ya da burada olan kişi evli mi, bekar mı, çocuk var mı, çocuklar anaokulu, kreş çağında mı, yetişkinler mi? Daha önce herhangi bir yurt dışı tecrübeniz var mı? Bu yurt dışı Avrupa ülkelerinden biri mi? Yabancı diliniz var mı Almanca dışında? Buraya iş bağlantısı üzerinden mi geliyorsunuz yoksa burada bir eğitim aldıktan sonra ya da bir dil eğitimi aldıktan ya da bir Ausbildung yaptıktan sonra iş bakarım mı diyorsunuz? Bunlar hep sizin için farklılık arz edecektir. Ona göre burada yaşantınız belirlenecek. Onun dışında ikinci hususta ben Augsburg'da yaşıyorum. Burası Bayern eyaleti, Bavyera eyaletine bağlı bir şehir. Yakınımızda Münih var. Yerin konumun belirlenmesi için aklınızda olsun. Yani Münih'e yakın bir şehir. Buranın eyalet sistemi var Almanya'da. 16 eyalet var. Ve her eyaletin kendine ait kuralları var ve kural kanun koyucuları var. Onun için ben burada bahsettiğim şey farklı bir eyalette farklı olabiliyor. Önceki videolarda da Almanya'daki marketlerden bahsetmiştim. İşte burada marketler ya da diğer yerler 8'de kapanır. 8'den sonra açık bir yer bulmak çok zordur burada. Ama işte farklı bir eyaletten yok öyle değil aslında Almanya'da 10'da kapanıyor. Başka bir eyaletten cevap geldi bizde 12'de kapanıyor diye. Evet bunlar farklılık arz edebiliyor. Bunu da şimdiden söylemiş olayım. Ve bununla birlikte ilk konuyla başlayayım. Ya Almanya'ya yeni gelecek biri ya da Almanya'ya yeni gelmiş biri için Almanya'da çok ona farklı gelebilecek durumlar neler? Bu arada konuları elime yazdım şaşırmayayım diye elimden ara ara bakabilirim. Evet ilk konu iklim. Ve Almanya'nın coğrafi konumu. Şimdi iklim Almanya'ya geldiğinizde biraz farklı gelebilir. Tabii Türkiye'den geleceğiniz yere göre de değişir ama Almanya gerçekten soğuk bir ülke. Konum olarak da Türkiye 26-45 kuzey paralellerinde. Almanya ise 47-55 kuzey paralellerinde. Yani bize göre daha kuzeyde. Ve Almanya Avrupa'nın tam ortasında 9 ülkeyle sınırı var. Bu özelliğiyle de tektir. Normalde Almanya'nın doğusu iç kesimleri ve güneyi karasal özellik taşıyor. Hani çocukluktan bildiğimiz kışları kar yağışlı ve soğuk, yazları kurak ve sıcak diye bildiğimiz Almanya'da biraz değiştirebilirim ben onu. Kışlar soğuk ve soğuk, yazlar soğuk ve serin şeklinde. Gerçekten çok soğuk. Yani ben başka bir ülkede bu kadar çok üşümedim. Onun dışında ılıman özellik taşıyan yerler var. O da kuzeyde işte Gulf Stream akıntısından dolayı ya da Kuzey Denizi'nin işte denizellik etkisinden dolayı kuzey bölgelerde ve batı bölgelerde biraz daha ılıman olabiliyor. Ama geneli Almanya'nın gerçekten çok soğuk. Bir de gece gündüz sıcaklık farkı da çok fazla karasallıktan dolayı.
Yani en az bütün şehirlerde bakabilirsiniz 10 derecelik bir fark var. Bu haftalık olarak da değişebiliyor. Mesela bundan bir iki sene önce Göttingen'de -18 ölçülmüşken bir hafta önce, bir hafta sonra +27 ölçüldü. Yani bu kadarlık bir sıcaklık farkı oluşabiliyor. Bir de normalde soğuk olduğunda ya da mevsim geçişlerinde kıyafetlerinizi toparlarsınız ve depoya koymak istersiniz. Bu Almanya'da biraz kafa karıştırabiliyor. Tam eşyalarınızı toparlıyorsunuz, depoya koyacaksınız, bir bakıyorsunuz hava tekrar soğumuş ya da bir anda sıcaklar gelmiş. Ama akşamları genelde burada serin olur. Yazın dahi Ağustos'ta gündüz çok sıcakken 35 dereceyi bulmuşken akşam bir anda 10 dereceye düştüğünü biliyorum. Evet, Almanya buraya gelecekler için şimdiden söyleyebilirim. Çok soğuk bir ülke. Ama Nisan ayından sonra biraz ısınmaya başlıyor ve Ağustos'un sonuna kadar bu devam ediyor. Yani Nisan'ın başından Ağustos'un sonuna kadar burada sıcak havayı görebilirsiniz. Onun dışında da ara ara sıcak hava gözlemlenebiliyor. İkinci konu, Almanya'da en çok fark edebileceğiniz konulardan bir tanesi sessizlik konusu. Almanya gerçekten çok sessiz bir ülke. Bugün bakmayın, cumartesi, pazar, normal cumartesi günü bu şekilde ama pazar günü gerçekten çok sessiz. Hem kuralları var. Almanya'nın sessizlik saatleri var. Akşam saat 22'den sabah saat 6'ya kadar binalarda bu şekilde kurallar var. Yani herhangi bir makine çalıştıramazsınız, tadilat yapamazsınız. Bu genel bir kuraldır burada. Bu cumartesi için de geçerli. Pazar günü zaten tüm gün. Bunların hiçbirini yapamıyorsunuz. Ayrıca sokaklara dair de kurallar var. Sokaklarda tabelalar var. Araçlar için buradan sessiz olmanız gerekiyor diye. Ve hız sınırı konur. Sırf sesten dolayı. Çocuklu bir aileyseniz biraz sorun yaşayabiliyorsunuz. Bizim bundan yıllar önce komşumuzla bir sorunumuz olmuştu. Bir şekilde hallettik. Komşumuz akşam ondan sonra mutfağı kullanmamamızı rica etti. Çünkü onun yatak odasıyla bizim mutfağın duvarı birmiş. Ve mutfağı ondan sonra kullanmayın dedi. Daha sonra ben kendisinden bunu yazılı olarak rica ettim. Avukatıma vereceğime dair. Sonra o sorun çözüldü. Daha hiç uğramıyor yani bu konuda. Böyle bir talep de bulunamaz tabii ki. Ama Almanya sessizlik konusunda, özellikle mesela benim şehrimden örnek vermiş, Augsburg'dan. Burada normal sokak aralarında, mahalle aralarında 50-60 arası desibel, trafik araçlarının geçtiği yerlerde 65-70 arası desibel. Bu çok düşük aslında ve insanlar da bu sessizliğe dikkat ediyorlar Almanya'da. Üçüncü konu, hastane konusu. Almanya'da hastaneler şu şekilde işliyor. Sizin bir aile hekiminiz var. Anne babanın aile hekimi var. Çocuklar varsa bunların kinde artısı var, çocuk doktoru. Onun dışında muayenehaneler var. Onun dışında da üniversite hastaneleri ya da normal hastaneler var. İşte şu şekilde, geçen haftaki örnekten ben size vereyim. Mesela gözümle ilgili bir rahatsızlığım vardı. Önceki senelerde de vardı. Yine pekişti bu. Aile hekimine gittim. Gözümle ilgili rahatsızlığımı belirttim. Baktı, dedi ki bir göz doktoruna gitmen lazım. Ha, bu arada aile hekiminden randevu alıyorsunuz hasta olduğunuzda. Aile hekimi, mesela diyelim ki ateşiniz çıktı, bir şey oldu, o gün arıyorsunuz. Aile hekimi size diyor ki, evet bugün saat 1'de müsait vakit var, gelebilirsiniz. Önce termin alıyorsunuz. 1'e kadar bekleyip 1'de gidiyorsunuz aile hekiminize. Daha sonra aile hekimi inceliyor ve diyor ki, bugün bana olan durumu söylüyorum, göz doktoruna gidebilirsin diye sevk veriyor. Ben o sevkle göz doktoruna gidiyorum. Göz doktoru inceliyor ve diyor ki, burada bir operasyon gerekiyor. Seni üniversite hastanesine yönlendiriyorum. Ameliyat ya da herhangi bir operasyon için oraya gitmen gerekiyor. Ben direkt üniversite hastanesine ya da hastaneye direkt gidemiyorum bu şekilde. Bu aşamaları biraz geçmeniz gerekiyor. Yani aile hekiminizin onayı, muayenehanenin onayı ve en son eğer operasyon gerekiyorsa da bu şekilde üniversiteye ya da normal hastaneye sevkiniz mümkün. Ama şöyle de bir durum var burada. Acillik bir durumunuz varsa burada insanlar acil için ambulans çağırıyorlar. Çünkü acil ambulansa giriş yaptığınızda farklı bir muamele görüyorsunuz. Normal kendiniz gittiğinizde normal hasta gibi muayene görüyorsunuz. Bir de acillerde de gördüğüm kadarıyla çok büyük hastanelerde bir direkt müdahale edilecek acil bölüm var. Türkiye'de yeşil, kırmızı, sarı şeklinde. Burada eğer operasyon gerekiyorsa, yani kanamalı ya da ölümcül bir durum varsa girişi de farklı zaten. Ama normal bir durumunuz varsa acillik,
günlük normal polikliniğe gider gibi sizi alıyorlar, sırada bekliyorsunuz. Bizim 9 saat beklediğimiz oldu, size öyle örnek vereyim. O konuda biraz eksiklik görüyorum ama istatistiklere bakıldığında Almanya'daki doktor sayısı Türkiye'deki doktor sayılarından kişi başına düşe oran olarak daha fazla gözüküyor. Fakat uygulama olarak biraz zayıf ama bir Kanada, bir Amerika kadar da kötü değil burası. Sadece acil kısımlarında çok bekliyorsunuz. O da konumdan konuma değişebiliyor. Çünkü ben bu örneği verdiğimde diğer videolarda hayır bizim orada böyle değil denen çok oldu. Bir diğer konu veri güvenliği konusu. Almanya'da veri güvenliği çok önemli. Yani ben şu an arkayı mesela bulanıklaştırıyorum. Çünkü insanların yüzü gözüksün istemiyorum. Burada eğer insanlar bu şekilde bir paylaşım yapıldığını tespit ederlerse siz de şikayetçi bulunabiliyorlar. Okulla özellikle çocuklar okula başladığında sizden imzalı kağıt istiyorlar. Bunu kabul ediyor musunuz? Çocuklarınızın okul gazetesinde ya da okul internet sitesinde videosunun, resminin paylaşılmasını kabul ediyor musunuz diye size soruyorlar. Ama bu şöyle, siz etmiyorum diyorsunuz zaten direkt. Hani eder misiniz diye de böyle ricacıda bulunmuyorlar. Buradaki insanların çoğu zaten bunu kabul etmiyor. Bununla ilgili bir haber sadece bir yerde görmüştüm. Hani yaptırım olarak ne olabilir diye. Bir doktor hastasının görüntüsünü tezinde kullanmış, zannedersem tezinde değil de bir çalışmasında kullanmış. Bundan dolayı 5000 euro ceza aldığını okumuştum ama normalde burada bile ben elime kamerayı alıp böyle insanların yüzünü çeke çeke gitsem ikaz ediliyorum. O sebepten de küçücük bir kamera aldım. Kamera olduğunu onlar anlayana kadar zaten çekmiş oluyorum. Bu uyarma meselesi var. Normalde marketlerde de kamera yoktu Almanya'da. Bu son dönem özellikle pandemiden sonra neredeyse bütün marketlerde kamera var. İş yeri girişlerinde de burada çok kamera olmaz, fabrikalarda da kamera olmaz. Ama herhalde özel durumlara binaen şu an birçok yerde kamera güvenlik sistemleri kurulmaya başlandı. Almanya bir de bu sebepten dolayı normalde bankacılık hizmetleri, farklı şeyler çok geride kaldığı düşünülüyor ama buradaki sistem bu, sizin verileriniz çalınmasın diye özellikle dikkat ediliyor Almanya'da. Bir diğer konu, buraya geldiğinde Almanya'ya yeni başlayacak olan kişinin en çok karşılaşacağı durumlardan bir tanesi mektup olayı. Bu çok ilginç gerçekten. Farklı ülkelerden de böyle yapıldığına dair mesajlar aldım. Almanya'da mektuplaşıyorsunuz. Devlet kurumlarıyla mektuplaşıyorsunuz. Bu ortaokulda, lisede vardır. İngilizce derslerinde pen friendleriniz olurdu. Aynı bu şekilde siz ona yazıyorsunuz. O size yazıyor. Siz ona yazıyorsunuz. Bu şekilde sürüyor. Hatta işte maddi konularda birçok insan karşılaşmıştır. İşte 50 cent ödemeniz lazım diye 1 euroluk mektup gönderebiliyorlar size. Çünkü her şeyi resmi yapmak zorunda. Bir de anladığım kadarıyla asıl mesele şu. Burada devlet size ait ıslak imzalı matbu bir evrak saklıyor. Bu çok önemli. Yani internet ortamında da olabilir ama o normal internet ortamında yazışsanız bile sizden bunun ıslak imzalı halini isteyebiliyor. Evet, mektup konusu Almanya'da gerçekten bu konuda önemli. Eğer Almanca eğitimi alıyorsanız bu mektup konusuna da gerçekten çok dikkat edin. Zaten kurslarınızda da muhtemelen mektup çalışmaları yapılacaktır. Bu konuyu ciddiye almanızı şimdiden tavsiye ederim. Bir diğer konu dil konusu. Dil, evet, Almanya'da çok önemli. Şöyle bir husus var yalnız. Ben Almanya'da dil milliyetçiliği olduğunu düşünenlerdenim. Farklı eyaletlerde durum farklı oluyor. Mesela Berlin'den yazanlar çok farklı söylüyorlar. Çünkü orada size opsiyon sunabiliyorlar. Ne gibi? Almanca bilmiyorsanız, İngilizce biliyorsanız, biliyor musunuz diye soruluyor size. Yani bunun üzerinden devam ediliyor. Ama burada mesela Augsburg'da birçok vakayla karşılaştım ki yani yeni gelen, farklı ülkeden gelen, Almanca konuşulmayan bir ülkeden gelen arkadaşıma bile neden bilmiyorsun diye sorulabiliyor. Markette kasadan çıkıyordu. Geçenlerde gelmişti, geçen sene. Morali bozuktu. Ne oldu dedim. Marketten çıkarken kasiyer kızmış. Sebep, bir şey istemiş fakat anlaşamamışlar. Kasiyer demiş ki niye Almanca konuşamıyorsunuz diye azarlamış. Bir de Almanya'da biraz yüz ifadesiyle tavır birleştiğinde ve dille birleşirse bu çok sert bir üslupmuş gibi anlaşılabiliyor.
yabancı şubede karşılaşılan bir durumu söyleyeyim. Oraya birisi gitmişti. Daha yeni gelmiş birisi için söylüyorum bunu. Ve yabancı şubedeki memur, işte terminine gittiğinde arkadaş, konuşamıyor tabii, anlaşamıyorlar. İngilizce konuşabileceğini düşünüyor. Fakat oradaki görevli diyor ki, hayır diyor, Almanya'dasın ve Almanca konuşmak zorundasın diyor. Ama diyor, geleli 2 hafta oldu. O zaman tercüman getireceksin diyor. Hep yani şöyle bir zorluk çıkabiliyor karşınıza. Bölgesel olarak da anladığım kadarıyla farklılık arz edebiliyor bu. Yani farklı eyaletlerde farklı durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Bir diğer konu polis konusu. Bu belki benim tespitim burada. Burada normalde Türkiye'de şehirde polis olur, kırsalda jandarma olur. Burada stat ya da kreis fark etmez. Her yerde polis var ve polis gerçekten her yerde. Kapıyı açıyorum sabahleyin, polisle karşılaşıyorum. Sebep, alt kat komşumuzun kilerinin kapısı açık kalmış, polisi aramış. Ya da geçen hafta olan durum, kapının önünde polis, ambulans geliyorsa polis de peşine geliyor. Eğer bir vaka varsa, o varsa itfaiye de geliyor. Hepsi birlikte kapının önünde. Sebep, zile basmışlar ve kapıyı açamamışlar. Bundan dolayı korkmuş ailesi ve bu şekilde bir çalışma yapmışlar. Yani burada polis her yerde olabiliyor. Ya da arabamın stop lambası işte geçen bozulmuştu. Arkadan geliyordu. Dedim, bu kesinlikle bizi takip edecek ve uyaracak ve öyle oldu. Yani niye işte değiştirmiyorsunuz diye şey yapabiliyor. Onun dışında geçen hafta ilginç bir durum daha oldu. Onu da hemen şimdi söyleyeyim. Geçen haftaki durumda eve bir mektup geldi. Bir mahkeme kararı. Evimizin yanındaki baz istasyonundan 1200 erkek üzerinden tespit edilmiş bir durum var. Bir hanımefendiye cinsel saldırıda bulunulmuş ve o bölgede tespit edilemediğinden kim olduğu, 1200 o civardaki baz istasyonunda sinyal veren 1200 erkeğe mahkeme bildirim, tebligat göndermiş. DNA örneğiniz alınmak üzere lütfen karakola gelin diye. Ben gitmeyi unutmuştum. Daha sonra polisler eve geldiler ve benden DNA örneği aldılar. Ama şunu belirttiler, yani olayla ilginiz zaten yoktur. Bu sebepten bu örnek incelendikten sonra siz eğer değilseniz zaten silinecektir diye. Ama benim gördüğüm kadarıyla polis burada her yerde karşınızda. Yani en basit olayda bile polisle karşılaşabiliyorsunuz. Ama şunu da söyleyeyim, hani yanlış anlaşılmasın. Dünyanın en nazik insanları, karşılaştığım kadarıyla, konuştuğum kadarıyla en nazik insanları. Bir de adil olmaya çalışıyorlar. Bir örnek oldu burada olay. Onu şimdi o görüntüyü sizinle paylaşamayacağım ama bu civara çok yakın bir yerde bir yılbaşı gecesi bir kavga çıktı. Daha sonra taşkınlık yapan birisi bayan polise, kadın polise şiddette bulundu. Daha sonra bütün erkek polisler çember yaptı ve o kadın polisle o taşkınlık yapan kişi içeride birebir kavga yaptılar ve kimse karışmadı. Onun görüntüsü var. Yani şöyle, kavga yaptılar diyemeyeceğim ama polis kontrol altına almaya çalıştı ama erkek polislerden kimse dokunmadı. Evet, polis burada her yerde karşınıza çıkabiliyor. Onun dışında, hatta şu anda da arkadan geçiyor. Evet. Onun dışında da burada Ordnungsamt'a bağlı memurlar var. Onlar kim? O da İran'daki ahlak polisiyle Türkiye'deki zabıta arası bir şey diyebilirim onlar için. Burada mesela sigarayı yerde söndürdüğünüzde gelip yanınıza, yani şahit olduğum için söylüyorum, 60 euro cezası var. İsterseniz 50 euro verip şu an ödeyebilirsiniz. Yoksa evinize posta göndereceğim diye nazik bir dille ifade ediyorlar. Yazın şortlu penyeli karşınıza çıkabiliyorlar. Çok rahat giyimleri, kuşamları. Ama normal kendi araçları var ve polis gibi devriye atıyorlar. Farklı, mesela bu bölgede bisiklet sürmek yasak. Bu konuda onlar uyarıyor sizi. Ama trafik cezası kesemiyorlar. Yanlış yere park ettiğinizde ceza kesme hakları yok. Sizi uyarıyorlar bu konuda. Böyle Almanya'daki polisin ve Ordnungsamt'ın görevi de bunlar. Son konu yalnızlık konusu. Şimdi Almanya'da aileler, normalde çekirdek aile vardır. Anne, baba ve çocuklardan oluşur. Almanya'da gördüğüm kadarıyla aileler kadın ve kocadan oluşuyor. Çocuklu aileler günden güne azalıyor. Geçen sene 721 bin yeni doğan var Almanya'da. Yeni bebek doğmuş 721 bin. Bu Türkiye'de 1 milyon küsür.
Fakat burada hani iddia edebilirim ama ispat edemem. Bunların yarısı, Almanya'da doğan bebeklerin yarısı kesinlikle Ausländerlerindir. Yani Almanlar çocuk yapma konusunda biraz bu konuda azaltmışlar diyebilirim. Tam tanımlayamadım ama normalde 1964'te 1 milyon küsur olmuş. 1 milyon 300 bine yakın yeni doğan olmuş. Ama onun dışında Almanya'da günden güne bir nüfus azalma durumu var. Bir de 50 yaş üstü yeni doğana göre 2 kat artmış. Yaşlı nüfus Türkiye'ye oranla 2 kat fazla burada. Ve insanlar yalnız yaşıyorlar evlerinde. Birkaç değişik örnek vereceğim bu konuda. Bizim pandemi zamanında üst kat komşumuza ben görüştüm. Dedim eğer bir ihtiyacınız varsa ben karşılayabilirim dedim. O da yok dedi, bir şekilde alıyorum dedi. Daha sonra bir ay ulaşamadık kendisine. Yani görmedim ben açıkçası. Sonra kapıya bir panoya yazı asıldı. Komşumuz bir ay önce ölmüş. Yakınları yeni fark etmiş bunu. Bu anlaşılmamış bile. Onun dışında da mesela cenaze hizmetlerine başlayan bir arkadaşım vardı burada. Uygulama şu şekilde oluyor. Cenazenin yakını sizi arıyor, diyor ki babam evde diyor, gidip alabilirsiniz. Cenaze hizmetlerinden sorumlu kişi gidiyor eve, o kişiyi çıkarıyor, yıkıyor, elbiselerini giydiriyor, nasıl gömülmek istiyorsa artık, ve gömüyor, defnediyor. Aileden kimse gelmiyor. Bu bir vaka, onun için anlatıyorum. Böyle de bir durum var burada. Yani yaşlı nüfus çok fazla. Gençle, yani çocuklarla babalar, aileler, dedeler arasındaki bağ gerçekten kopuk. Herkes kendi hayatını burada kurmaya çalışıyor bir şekilde. Şehir merkezleri genelde çalışmak isteyen anne baba ve onların çocuklarının yaşadığı bölgeler oluyor. Onun dışında kreşlerde ise genelde yaşlı nüfus oralarda kalmış oluyor kendi evlerinde. Çok ilginç bir örnek vereceğim size. Bu renovasyon işi yapan birisi anlatıyor. Yaşlı amcanın teklifi şu: evimi gelin yenileyin. Fakat ben size hiç para vermeyeceğim. Fakat şartım şu: ben öldükten sonra ev sizin. Yani ben yaşayabilene kadar bu evi kaliteli bir hale getirin. Ama öldükten sonra ev sizin şeklinde anlaşma yapıyor. Yaşlıların durumu biraz Almanya'da Türkiye'ye oranla sıkıntılı diyebilirim. Almanya'ya yeni başlayacak olan kişiler için. Evet, bu videoda şimdilik anlatabileceklerim bu kadar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Benim için de bir derleme toparlama videosu oldu. Bir de bugün çok kalabalık gerçekten burası. Konsantre olmak da zor oluyor. Yarın pazar, annemin ve eşimin şimdiden anneler gününü kutlarım. Bu minvalde bütün annelerin de anneler gününü kutlamış olayım. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.